Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tas kebabı tarifim var. Tas kebabı herkesin bildiği bir yemek. Benim tarifim ile denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli böyle ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebileceğiniz güzel bir yemek tarifi. Tas kebabının orijinalinde arkadaşlar patates yok. Fakat ben böyle biraz kızarmış patates ile servis yapmayı seviyorum. Onun için kızarmış patates ile servis yaptım. Buyurun hep birlikte hazırlayalım. Tas kebabı için arkadaşlar 1,5 kilo kuzu eti kullanıyorum. Kuzu etini kuşbaşı doğruyorum ilk önce. Benim etim bütünlü doğranmış olarak almadım. Kendim küçük parçalar halinde doğrayıp hazırlıyorum. Hazırlarken de bütün olan yağlı parçaları ayırıyorum. Onları da tabii ki pişirirken kullanacağım. Onları ayrı bir şekilde kuşbaşı doğruyorum ki böyle piştikten sonra içinde iri parçalar halinde olduğunda içinden çıkartıp alabileyim. Etlerimi doğradım. Yemeğimi pişireceğim tenceremi ocağa koydum. Tenceremin altını açtım biraz ısıttım. Ve ilk önce yağlarını attım. Biraz erimeye başladıktan sonra etimi atıyorum. Bir buçuk kilo etim var burada şu an. Ve hemen mühürlemeye başlıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Ocağımın altı yüksek ateşte. Mühürlendikten sonra böyle kendi suyunu salıyor. O aşamada kapak kapatıyorum ve ara ara kapağını açıp karıştırarak bu kendi saldığı suyu çekinceye kadar pişiriyorum. Piştikten sonra biraz bakın suyunu çekti. Sıcak su ekliyorum. Böyle üzerine geçecek kadar. Ve pişmeye bırakıyorum. 2 adet kuru soğanım var. Yemeklik. Hemen doğruyorum. Soğanlarım orta boy. Büyük ise bir tane kullanabilirsiniz. Benimki gibi ise 2 tane yeterli gelecektir. Gördüğünüz gibi yemeklik doğradım soğanımı hazır. Bu arada etlerim pişmeye devam ediyor. Üzerine geçecek kadar sıcak su koymuştum. Yeşil biberlerim var. Yeşil biberlerimi iç kısımlarını temizledim. Onları doğrayacağım. 4 tane yeşil biber kullanıyorum. Köy biber benim biberim. Charleston veya normal öbürkilerden de kullanabilirsiniz. Çok fazla ufak olmayacak şekilde doğrayıp hazırladım. Etim suyunu çekti. Şimdi artık böyle içindeki yağlarını hemen alıyorum. Bu yağlar çünkü ağızda hoş bir his bırakmıyor. İstediğim yemeğin içine lezzetini vermesiydi. Tereyağı ve doğramış olduğum soğanları ekledim. 1 yemek kaşığı tereyağı koydum, 1 yemek kaşığı yeterli geliyor. Hemen biberlerini de ilave ettim. Sarımsak, 3 diş sarımsak ekledim. Bütün halde sarımsakları koydum. Çok fazla büyük değillerdi zaten. Birlikte kavuruyorum. Hep birlikte 1-2 bir, dakika kavurduktan sonra salçasını ilave ettim. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. Güzelce böyle çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Artık e, baharatlarını da koydum. Biraz sert etim. Onun için tekrardan su ilave ediyorum. Hem böyle biraz sulu sulu olsun ekmek banılsın hem de lokum gibi pişsin. Gördüğünüz gibi üzerine hafif geçinceye kadar ekledim ve pişmeye bırakıyorum. Patateslerimi etlerin boyutuna göre küçük doğradım. Tavaya yağımı koydum. Patateslerimi kızartacağım. 3 tane patates kullanıyorum. Miktarı tamamen size kalmış patateslerin daha az daha çok veya hiç kullanmayabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi tas kebabının özelliği orijinali patatessizdir. Fakat böyle yanında patates kızartması olduğunda da gerçekten çok güzel oluyor. Hemen kızaran patateslerimi alıyorum. Boyutlarını da küçük yaptım. Etlerimin boyutunda olsun. Hem görünümü hem yemesi çok güzel nefis bir yemek. Artık e, gördüğünüz gibi yemeğim de hazır. Çok güzel pişti. Etlerimiz yumuşadı. Bakın bayağı da suyu var böyle ekmek banmalık suyu da. Bu kadar suyunun da olması gerekiyor. Çok kuru bir yemek değil çünkü. Servis yaparken şöyle biraz patates kızartmasından koyuyorum. Kenarlarına orta kısmını boş bıraktım ve orta kısmına da etimden dolduruyorum. Arzuya göre arkadaşlar bu patates kızartmasını tencerede yemeğimiz piştikten sonra içine ekleyip birlikte bir taşım kaynatarak da yapabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi böyle servis de yapabilirsiniz. Şöyle kızarmış biberlerim var. Onları da üzerine koyuyorum ve tas kebabımız hazır arkadaşlar. Birazcık da suyundan gördüğünüz gibi gezdirdim. Böyle ekmeğinizi bana bana yiyebileceğiniz çok lezzetli, harika, lokum gibi pişen nefis bir tas kebabı tarifi. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olur ve yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olduğunuzda lütfen bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle.